Yaptıkları her şeyle müzik yapan insanlara rastlaması gerçekten zor. Biz Kahramanmaraş'ta rastladık efendim. Nasıl da gittin insafsız, böyle bırakılmaz ki. Kahramanmaraş'ta uzun zamandır müzisyenlik yapan Yusuf İslam Bilir, berber salonunda tıraş olurken çektiği video ile büyük beğeni topladı. Elinde makas ve tarağıyla ritim tutarak çektiği video görenleri hayran bıraktı. Kardeş, bu ne lan? 30 yıldır Akçakoyunlu mahallesinde berberlik yapan Osman Kılavuz uzun süredir müzikle uğraşıyor. Müziğe olan ilgisini berberlik mesleğiyle harmanlayan Kılavuz, makasın tıkırtısı ve tarakla yaptığı vuruşlarla adeta bir enstrüman çalıyor. Acımasız olma, şimdi bu kadar. Yusuf İslam'ın yetenekli sesi de eklenince bu uyumlu ritim ve müzik izleyenleri hayran bırakıyor. Şimdi sizlere gerçekten unutulmaz bir repertuar dinleteceğim ve aklınıza gelecek bütün enstrümanları unutun çünkü bunu daha çok seveceksiniz. Evet, uzun zamandır berberlik yapan ustam makasla adeta bir enstrüman sesi çıkartabiliyor ve gerçekten de dinlemesi çok keyifli. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Ben 7 kuşaktan beri berberim, yani benim amcalarım, rahmetlik dedem falan, biz çocukluktan beri bu işi yapıyoruz. Ve ben çocukluktan beri böyle bir müzikala bir merakım vardı. Kendimde bunu keşfettim. Yani buraya gelen her müşterime de çalıyorum aynı keza. Sonra işte Yusuf benim çocukluk arkadaşım. Tabii Yusuf Bey'i tanıyoruz. O zamandır müzisyenlik yapıyor, sokak sanatçılığı yapıyor. Kahramanmaraş nezdinde de tanınan ve bilinen birisi. Ve gerçekten eğlenceli parçaları bizlere seslendiriyor. Ve berber dükkanı onlardan bir tanesi miydi? Nasıl oldu? Nasıl aklınıza geldi? Bir video çektiniz ve gerçekten çok beğenildi. Yani, özellikle enstrüman olarak o makasla yaptığınız, bir yapabilir miyiz tekrar? Böyle bir ritim tutabilir miyiz? Evet, anlatmaya gerek yok diyoruz. Berber dükkanı bunlardan bir tanesi miydi? Nasıl ortaya çıktı? Yani, nasıl? Yani burada otururken baktım ritim tutuyor. Hani ben de müzik öğretmeniyim. Dedim ki Osman, bir video yapalım. Bence tutar. Çünkü bu işi yapıyorsun, yeteneklisin de. Tuttu da zaten. Tuttu da. Sonra Instagram'a falan attık. Bayağı bir etkileşim aldı. O sırada bir yasak geldi. Bizim sizlerle karşılaştık işte. Çağırdık. Siz de geldiniz. Çok sağ olun. Ama bayağı bir yetenekli. Arkadaşım yani onun böyle kaybolmasını istemedi. Buraya geldim. Anı olarak kalsın diye de sizi çağırdık. Bakalım ne olacak. O zaman sizlerden güzel bir repertuar ben de aranızdayken dinlesek. Böyle hangi parçayı seslendireceksiniz? Vallahi Karanfil Eker Misin? Bir de Ele Güne Karşı Yapayalnız. Vallahi yani. Çok güzel parçalar. O zaman arada, sizlerden özellikle o makas ve tarak ritmiyle alırsak çok daha eğleneceğimizi düşünüyorum bu ben. Bu ritimleri özel seçtim. Biraz zor bir ritim. Osman yapabilir diye düşündüm. 1-9-8'liktir, herkes çalamaz. Haberiniz olsun. Bir de zor bir parça seçilmiş. Kendimize güveniyor muyuz? Tabii ki, her zaman. O zaman sahne sizin. Karanfil eker misin canan oy? Karanfil eker misin canan oy? Bu aşkı çeker misin canan oy? Bu aşkı çeker misin canan oy? Bana ettiklerini canan oy, bana ettiklerini canan oy. Sen olsan çeker misin canan oy, sen olsan çeker misin canan oy. Sıradaki parçaya hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Hadi bakalım. Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız, böyle bırakılmaz ki. Bravo efendim, tebrikler.